Galatasaray Televizyonu'ndan herkese mutlu günler diliyoruz sevgili izleyiciler. Sosyal medyanın nabzını tutan program hashtag'e hoş geldiniz. Bu hafta da sevgili Serem Tan'la birlikte sizin için dop dolu bir içerik hazırladık. Serem'cim nasılsın? İyiyim valla. Dop dolu bir şekilde hazırlandık. Bir an önce de yayına attık kendimizi. Bugün tabii yine artık hashtag'in ikinci bölümü ama bazı ritüellerimiz olacağını söylemiştik izleyicilerimize. Yine haftanın hashtag'i var. Haftanın bil bakalım sorusu var. Dünyada paylaşılanlar vesaire vesaire. Hashtag yine dop dolu. O zaman her zaman olduğu gibi dilersen bu hafta sevgili izleyiciler sizler için belirlediğimiz etiketimiz hemen yönetmenimizden rica edelim. Gelsin ekranlara. Tabii bu hafta bizim için özel bir hafta. Hem milli takım arası var demişken biz de milli takım odaklı bir hashtag seçelim dedik seninle birlikte. Bir oluruz yolunda hashtagine yine geçtiğimiz hafta olduğu gibi duygu ve düşüncelerini, programla ilgili her konuyla ilgili düşüncelerini bekliyoruz bir kere. Evet. İzleyicilerimizden, taraftarlarımızdan onu söyleyelim. Yayınlayacağımız görüntülerle, fotoğraflarla ilgili yorumlarınız olabilir, programla ilgili yorumlarınız olabilir. Biz her şeye açız. Bunun dışında geçen haftadan izleyenler bilirler, sizden gelen fotoğrafları da yayında yansıtmayı istiyoruz. O yüzden bize fotoğrafta yollayabilirsiniz diyelim. Bir oluruz yolunda tabii ki herhalde milli duyguların kabardığı yıllardan, Dünya Kupası yıllarından, Tarkan'ın yaptığı evet. Şarkıdan akıllarda kaldı. Biliyorsun Nazlı, futbol direktörü Fatih Terim de zaten söylemişti. Ülkemizde aslında biz burada hep Galatasaray'ı konuşuyoruz, sporu konuşuyoruz. Ama tabii tatsız şeyler de yaşanıyor. Bu yüzden bu dönemde milli maçların ayrı bir anlamı var. Bir olmak adına, işte yüzümüzün gülmesi adına. O yüzden bir oluruz yolunda etiketine milli takımla ilgili de görüşlerinizi bekliyoruz diyelim. Bunun dışında tabii ki bil bakalım kim sorumuz da olacak. Geçtiğimiz hafta olduğu gibi yine bu soruya doğru cevap verenleri bir oluruz yoluna etiketine bu sorunun cevabını gönderebileceksiniz. Geçtiğimiz hafta olduğu gibi bu hafta da bu soruyu doğru bilen kişiye Galatasaray Store'dan ürünlerimiz olacak. Ürünlerimiz olacak. Yine hatırlatalım. Çekilişle gerçekleştireceğimizi söyleyelim. Tarkan'ın da şu anda bir tane fotoğrafını gösterdi Hayati bize ama biz Tarkan'ı tanıyoruz. Şarkıyı mı çalacaktın bize? Geliyormuş şarkı tamam. Ya aslında dün yine üzüldük. Evet. Yani çok iyi oynadığımız bir maçta maalesef 90. dakikada istemediğimiz bir gol yedik. Konsantrasyon bozukluğu mu diyelim, ne diyelim? Sağlık olsun diyelim. Sağlık Pazar olsun diyeceğiz artık. Tabii ki. Aslında böyle demek de istemiyoruz ama Selçuk İnan'ın muhteşem golünün ardından bir tadımızı kaçırmadı değil. Tarkan'ın da bu şarkısı biraz şey, bugünlerde biliyorsun Nazlı biz de seninle Tarkan konserine nasıl gideriz'i düşünürken. Herkes gitti. Herkes gitti. Sanırım sadece ikimiz gitmedik. Gidenler varsa yorumlarını buradan da paylaşabilirler. Çünkü harbi açık hava herhalde sallanıyor Tarkan'la birlikte İki diyebiliriz. İki haftadır falan çıkıyor herhalde değil mi? Evet ve enteresandır. Yani nereden nereye geldi konu demeyin ama enteresandır. Yeni bir şarkı yapmadı, yeni bir albüm çıkarmadı ama yine de tıklım tıklım izdiham yaşanıyor. Biz de o yüzden Tarkan'ın şarkısıyla birlikte de zaten milli takımı anıyoruz. İşte süperstar böyle olmuyor herhalde diyelim. Yönetmenimiz de hazırsa bir haftanın, haftanın değil tabii, bil bakalım kime göz atalım mı? Evet, bil bakalım kim diyelim. Şimdi sorumuz ekranlara gelecek. Sorumuzun ekranlara gelmesiyle birlikte bir kez daha hatırlatalım. Bir oluruz yolunda etiketine cevaplarınızı bekliyoruz diyelim. Yönetmenimizden bir rica edelim. Video öyle de geldi. 1974 yılında transfer olduğu Galatasaray'la 9 yılda 317 maçta forma giydi. A milli takım formasıyla 51 maçta 2 gol kaydetti. İlk teknik direktörlük deneyimini Ankara Gücü'nde yaşadı. 2002 yılında UEFA Elit Teknik Direktörler Forumu'na davet edilen ilk Türk teknik adam oldu. Sevgili izleyiciler yorumlarınızı bekliyoruz. Tahminlerinizi bekliyoruz diyelim. Aslında fotoğraf da biraz ipucu veriyor mu? Bence veriyor. Bence zaten bilen bilmiştir. Neyse birazdan bakacağız diyerek. Ya burada zaten önemli olan hızlı cevap verebilmek. Evet evet. İlk 10 kişi arasından çünkü yapacağız evet. Çekilişimizi. Bir kez daha hatırlatalım. Ya zaten bizim burada verdiğimiz soruları Galatasaraylılar en iyi şekilde, en hızlı şekilde bilecektir. Ondan zaten şüphemiz yok. Önemli. Geçen hafta Hacı ile başladık. Evet. Bu hafta da devam ediyoruz.
Şimdi aslında milli takımla devam edeceğimizi söyledik. Bil bakalım kim sorumuzun da cevaplarını bekliyoruz sevgili izleyiciler. Fakat milli takımdan önce biraz GS Store'a değinelim istiyoruz. Çünkü sen de konuk etmiştin Ali Öğütücü'nün, biliyorsun çok fazla emeği var. GS Store'da da sevgili izleyiciler yenilikler devam ediyor. Dün de biz Ali Öğütücü'den güzel müjdeler aldık. Bir onu izleyelim, üzerine konuşalım. Bizim çok önem verdiğimiz bir proje Avrupalı Aslanlar. Hatta tanıtımını yaparken Avrupa Avrupa duy sesimizi, işte bu Cimom'un ayak sesleri diye tanıtımını yaptık. Gerçekten çok önemli, çünkü çok önemli bir Galatasaray sevgisinin içinde yaşayan çok önemli bir kitle var Avrupa'da. Avrupa Birliği üyesi ülkeler, hatta esasında Amerika vesaire de buna dahil. Fakat öncelikli olarak 1-15 Eylül tarihleri arasında Avrupa'da, Avrupa Birliği üyesi ülkelerde yaşayan Türk vatandaşları kargo ücretsiz kampanyamızdan faydalanacaklar. Girecekler www.galatasaraystore.org'a. Hangi ürünü beğeniyorlarsa, neyi istiyorlarsa tıklayacaklar, satın alacaklar ve ücretsiz olarak bu ürün kapılarına kadar gelecek. Bu çok önemli bir olay. Bununla ilgili bir takım sponsorluk anlaşmaları yaptık vesaire. Bu süreç içerisinde, bu devam ettikten sonra şu olacak, elbette bitmeyecek. Sonra bizi takip etmeye devam edecek. Bu projeyi gitgide daha çok geliştireceğiz. Avrupa'da yaşayan Galatasaraylılar da bizim başımızın tacı. Onlarla iletişimimizi sürekli devamlı kılabilmek açısından çok önem veriyoruz. Bu projeyi geliştireceğiz, görecekler. Ama şu anda bu çok büyük bir fırsat. Mutlaka sitemizi ziyaret etsinler. 100 TL üzeri alışveriş, ki euro olarak dönüp baktığınızda çok düşük bir meblağ. Bu avantajdan faydalansınlar diyorum ve hatta herkese haberdar etsinler. Avrupa'da bu kampanyadan haberdar olmayan hiçbir Galatasaraylı kalmasın. Çok iyi bir iletişim ekibimiz var. Onlar da çok sıkı bir şekilde çalışıyorlar. Bu arada sizler vasıtasıyla onlara da çok teşekkür ediyorum. O ekipteki arkadaşlarımıza, elbette Galatasaray TV'ye de. Şöyle, şu anda Twitter hesaplarımızdaki takipçi sayımız 400 bini aştı. Elbette sahada olduğu gibi rakiplerimizle burada da rekabet halindeyiz. En yakın takipçimizin 2 katından fazla. Bir sonraki takipçimizin de 3 katından fazla takipçi sayımız var. Bunun için de çok mutluyuz. Bizi takip etmeye devam etsinler, çoğalsınlar. Biz de onlar için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz. Ali Öğütücü'nün açıklamalarını izledik. Tabii ki biliyorsun Nazlı, Galatasaray her kulvarda olduğu gibi GS Store'da da yine zirvede. Şimdi sosyal medya programı yaparken GS Store'un başarısını da yatsımak olmaz. 400 bini aştı GS Store'un hesabı, evet, da. Ben baktım şu an 400.079 takipçisi var GS Store'un. Yani en yakın rakibimiz yarılarda, öyle söyleyeyim takipçi sayısı olarak. Onu geçtik, tabii ki aslında Ali Öğütücü'nün özellikle bahsetmek istediği bir kampanya var. Biz de günlerdir haber bültenlerimizde de veriyoruz, sen de gayet iyi biliyorsun. Avrupa Avrupa duy sesimizi diyerek duyurulan bir kampanya diyeyim. Avrupa'daki aslanlar Galatasaray'ı uzaktan sevmenin ne kadar zor olduğunu ben işte şehirleri gezdiğim zaman, ki yurt içinde sadece şehirleri, evet, gezdiğim zaman biliyorum. Yurt dışında bir iki tane taraftarımızla bir araya geldiğimde de bunu çok yakından gördüm. Biliyorsun Aslantepe GS Store'a inanılmaz bir ilgi oluyor. Ne zaman yukarı çıksak Almanya'dan gelen, Hollanda'dan gelen, Belçika'dan geldim diyenler oluyor. Şimdi GS Store ayaklarına gidiyor. Üstelik kargo da ücretsiz olacak. Bu yüzden 100 TL ve üzeri değil mi? 100 TL ve üzeri alışverişlerde. Bu arada şunu da belirtelim. 1-15 Eylül arası böyle bir kampanya var ama bununla sınırlı kalmayacak sevgili seyirciler. Yani Avrupa'daki taraftarlarımızı unutmayacağız. Onlara her geçen gün bir yenilik, bir fırsat sunmaya devam edecek GS Store. Bence çok anlamlı. Ya bu arada biliyorsun bize sürekli şöyle sistemler de geliyor. Aslında güzel bir şey. Bir sistem olsa da storelarda forma bulamıyoruz diyorlar. Çünkü çok fazla satılıyor. Zaten rekor bir satış bekliyoruz. Galatasaray 2 formasını çıkardı. İkisi de bence birbirinden güzel. Zaten parçalı bizim için son derece değerli. Ya her sezon bir parçalı, evet, alınır. Öbürünü hangisinden alsam diye bakılır. Bence, evet, Galatasaray taraftarının duruşu odur. Ben siyahı aldım bu arada. Siyah zaten biliyorsun favori rengimiz. Ben de çok seviyorum. Evet, yani siyah formayı çok fazla beğenen yok ama biz Nazlı ile mutlaka siyah forma alıyoruz. Ben Galatasaray'ın bu arada geçtiğimiz sezonda çıkardığı formalarda da, yani siyah formaları. Evet, ben hepsini çok beğenmiştim. Aynen, ben de her siyah formasını çok beğenirim.
Hala forma almayan varsa buradan bir kez daha çağrıda bulunalım. Sadece forma da değil. GS Store birbirinden güzel ürünleri. Taraftar tişörtleri müthiş. Evet. Senle ikimizin benim dolabımı zaten açsak muhtemelen şey gibi küçük bir GS Store tırı gibi olabilir. Gerçekten her çeşit tişört mutlaka siz de alın sevgili izleyiciler. Bir de günlük hayatta da bence giyilebilecek ürünler üretiyor GS Store. Bu da çok önemli. Yani sadece maça gelirken giyebilecek değil. Sadece maç gününde değil. Arkadaşlarınızla yemeğe giderken, spora giderken, şimdi daha yaz ayları bitmedi, son demlerini yaşarız ama sahile giderken, plaja giderken yine rahatlıkla giyebileceğiniz birbirinden güzel tişörtleri, ürünleri var. Ben özellikle erkek gömleklerini çok beğeniyorum. Yani evet. Samimiyetle çok fazla beğeniyorum. Eğer erkek izleyicilerimiz varsa buradan beylere seslenelim. Gidin bir bakın. Çok fazla günlük hayatta Nazlı'nın da dediği gibi kullanabileceğiniz ürünler var. Evet, o zaman haftanın en çok konuşulanı geçelim mi? Evet, haftanın en çok konuşulanı diyeceğiz. Haftanın en çok konuşulanı, konuşulanları biz milli takımla birlikte zaten hashtagimizi vermiştik haftanın hashtagi olarak. Milli takımdan konuşmaya başlayalım. Başlayalım. Dün aslında ben maçı izlerken şuna karar verdim. Zaten Anadolu'da taraftarlarımız çok fazla milli takımla bir araya gelemiyorlar. Genelde zaten biliyorsun kupa maçları da ya da böyle özel turnuvalarda Anadolu'da oynatılır. Taraftarlarımız büyük takımları daha çok görsün diye. Ben Konya taraftarının zaten muhteşem olacağına inanıyordum. Gerçekten milli takım bence maçlarını Konya'da oynamalı. Muhteşem bir sinerji vardı. Zaten stat çok güzel. Dünya standartlarında bir stat bence. Taraftar yine muhteşemdi. Fark ettiysen ben ilk defa bir maçta takım tezahüratı ya da kötü bir şey duymadan bir 90 dakika maç seyrettik. Gerçekten buradan taraftarda bir kez daha teşekkür ederim. İstediğimiz sonucu alamadık. Olsun, yine olsun diyoruz. Ben çok gerçekten yürekten inanıyorum. Pazar günü Hollanda karşısında milli takımımız ilk maçta neler yapabileceğini göstermişti. Bu kesinlikle. Sefer Wesley Sneijder da yok. Geçtiğimiz maç bizi biraz üzmüştü. Ama kendi sevinmemişti golü attıktan sonra. Evet, sevinmemişti. Ben bunu da en iyi şekilde değerlendirip milli takımın dün çok istekli olduğunu gördük. Yine artık bu özlediğimiz zaferi alacağız. Almakta zorundayız. Aslında en çok da dediğin gibi o birlik beraberlik havasını gördük. Yani ay yıldızı bu kadar güzel bir şekilde göreceğimiz atmosferler işte bu maçlar oluyor. Bu tarz organizasyonlar oluyor belki de. Ben yine artık böyle bıkacaklar ama hep nostaljiye dönüyorum, eskiye dönüyorum. O 2002 mesela Dünya Kupası'nda gerçekten bütün sokaklar hepimiz ay yıldızlı bir şeyler giyerek coşmuştuk. Yani başarı olsun olmasın biz milli takımı desteklemekle yükümlüyüz bence. Ya çok keyifliydi. 2002'de ben lisedeydim. Yani lisede ya sabah saatlerinde de maç oluyordu. Biz öğretmenlerimizden rica ederdik, hocalarımızdan tabii. rica ederdik. Maç izlemeye giderdik. Maç izlerdik. Yani o dönem okulun gerçekten... Okulun sonlarına denk gelmişti galiba evet, değil mi? Yani çok Haziran. Keyifliydi. Evet, çok keyifliydi. O son dönemlerinde ben gerçekten muazzam keyif almıştım. Yani o dönemi yakalayabilmek aslında çok önemli. Evet, ben işte başta da Fatih Terim varken bu ülkeye pek çok başarı kazandırmış bir isim olarak kendisi varken düşünüyorum ki, umuyorum ki onunla birlikte bu zaferlere imza atabiliriz. Taraftar muhteşem diledik. Evet. Aslında haftanın en çok konuşulanında taraftara yer vermek gerekiyor belki de. Evet, o zaman hemen ekranlara taşıyalım. Dün milli maçtaki Konya'daki milli takımı destekleyen taraftarlarımızın o muhteşem görüntüsü gelsin ekranlara. Muazzam görüntüler gerçekten. Yani böyle milli bayramlarda da biz zaten seninle ayrı duygulanan iki insanız. Evet. Adeta bir milli bayram, bir coşku. Konya'da bu kadar güzel görüntülerin ortaya çıkacağını tahmin ediyorduk ama gördüğümüz zaman işte ister istemez bambaşka duygulanıyoruz. Çünkü bu bayrağın çok büyük bir önemi var. Çok. Özellikle bambaşka bir yaşadığımız maalesef anlamı var. Acı kırmızının üstüne o ay yıldız kolay konmadı. Bunu çok iyi biliyoruz. Bu yüzden de gururla bu şekilde taşımak gerek. Başarı olsun olmasın bu milli takımdır. Bir kez daha altını çizelim. Ya biz zaten milli duyguları çok güçlü bir milletiz. Evet. Son dönemlerde yaşadığımız maalesef acı olaylardan dolayı da birlik olmamızın gerektirdiği bir dönemdeyiz. Bu milli maçta da işte bunu gördük ki destek olunca
Her şey yapılabilir. Birlik olunca her şey başarılabilir. Buradan bir kere daha Konya'daki taraftarlarımıza yüreklerine sağlık diyelim. Aynı taraftarı pazar günü de bekliyoruz. Eminiz yine onlar bu stadı dolduracaktır. Hollanda maçına çok büyük bir ilgi olacağını da düşünüyorum muhakkak, ben ayrıca. Muhakkak. Yani Letonya maçında bile stad fullse eminiz ki Hollanda maçında da aynı doluluğu göreceğizdir. Bunun dışında tabii şunu da söyleyelim mi? Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in, bizim de eski hocamız Fatih Terim'in bugün doğum günü. Bugün doğum günü, biz Fatih hocamızın doğum gününü de bir kez daha kutlayalım tüm içten dileklerimizle. İyi ki doğmuş, iyi ki Galatasaray'a bu kadar fazla başarı yaşatmış. Bizim için kalbimizde bambaşka yeri olan bir isim. Boşuna imparator lakabını almamış. Gerçekten Galatasaray'a kazandırdığı başarılarla Galatasaray'ın Avrupa'ya açılan kapı olduğuna hep değiniriz ya biz, işte o kapıyı Fatih Terim'le birlikte öğrencileri açtı. Ne diyelim, bir kez daha teşekkür edelim verdiği emekler için. Nice seneler diyelim Fatih hocamıza da bir kez daha. Zaten az sonra Arda Turan'ın da bir kutlaması var, ona da değineceğiz, onu da göreceğiz ama şimdi programımızın geleneği olarak haftanın golü diyelim mi? Evet, haftanın golü geliyor ekranlara. Haftanın golünü de tabii ki milli maçtan seçtik. Selçuk İnan'ın golü birkaç haftanın birden golü olabilir. Evet. İnanılmaz güzel bir gol attı ve tam da zamanında attı aslında. Yine milli takımda da tabii ki oyuncu ayırt etmiyoruz ama Galatasaray'dan bir oyuncunun da gol atması tabii ki bizi yine de sevindiriyor. Kim gol atarsa sevindiriyor. Yani buna herkes hak verecektir diye düşünüyorum. Üstelik muhakkak, o golü atan isim Galatasaray'ın maestrosu olunca. Peki o zaman golü rica edelim yönetmenimizden, ekranlara gelsin. Bir tribün çekimidir. Tribün çekimleri de bambaşka güzel oluyor. Yakalayana teşekkür edelim buradan. Bildiğiniz üzere çünkü yayıncı kuruluştan da görüntü alamama gibi bir durumumuz var maalesef. Ama bu şekilde tribün çekimini ekranlara getirdik. Taraftarımıza da teşekkür edelim. Çok da güzel yakalamış. Çok. Tribün çekimi demişken mesela biz de Nazlı ile maçı izlerken Nazlı da yakalamaya çalışır. Evet. Yakaladığında oldu birkaç tane de, ben hiç beceremem öyle şeyleri. Yani maçı izlemeye dalmaktan o aklıma gelmiyor. Ya benim mesela de çok olmuyordu böyle bazen bazı pozisyonlar. Ya daha çok hani biz free kick'te falan çekim yapmayı deniyoruz ama böyle maç içinde bence çekilen görüntülerde tam maçı çekmiyorlarsa eğer, ben izleyicilerin yani taraftarların hissettiğine inanıyorum. Golü kokladıklarına inanıyorum. Futbolcu içinde denir ya golü koklayan. Ben taraftarların da öyle bir hissi olduğuna inanıyorum. Biz işte böyle arada bir free kick'ten olursa çekmeye çalışıyoruz. Ben onu bile çalışmıyorum ben işte. Ben işte o golden sonraki o sevinci özellikle. Tam da bizim önümüze geliyorlar biliyorsun, köşe gönderine, o uğurlu yere. Oradaki o gol sevinçlerini yakalayabildiğimiz zaman da keyifle çekiyoruz. Tribün çekimlerinin zaten en güzel olan yanı o. Bir anda titriyor telefon ve işte gol oldu, herkes çıldırıyor. Bu arada bu golün başka bir anlamı da var. Ona da değinelim bence. Selçuk İnan böylece milli takımın 700. golünü atmış oldu. Evet, maçtan önce çok konuşuluyordu. Kim atacak acaba? Kim tarihe geçecek diye. Galatasaray maestrosu Selçuk İnan oldu. Milli takımın 700. golünü atan. Şimdi tabii milli takımla ilgili fotoğraflar da var. Dün çok paylaşıldı sosyal medyada. Onu da getirelim hemen ekranlarınıza. Rica edelim yönetmenimizden. Çok güzel. Stadın yine stadın bir muhteşem bir görüntüsü. Çok özledik. Ya bir kere yine değinmek istiyoruz. Biz buna çok fazla değindik. Herhalde seninle de bunu kafaya çok takıyoruz diye düşünüyorum. Statları boş görmekten çok sıkıldık. Aynen. Her şeyden önce. Futbol bir oyun ve taraftarıyla güzel. Bunu kimse herhalde aksini iddia edemez. Ama işte işin içine başka şeyler girdiği vakit maalesef, ya yani evinden de insanlar çok rahat maç izleyemiyor eskisi gibi. İşte bir şey almanız gerekiyor. Ona bilmem ne maçını izlemek için başka bir kutu almanız gerekiyor. Bilmem ne maçı. Statlar da dolamıyor. Bu yüzden izleyicisiyle güzel olan bir oyun izleyicisinden koparılmış. Ama maçın, yani tribünlerin dolması, işte dolu bu görüntü, o yüzden bizi bambaşka bir coşturuyor. Konuşamadım diye düşünüyorum. Gaza geldim bir anda. Bir anda değil mi? Coşun diye. Biz tabii ki bu dolulukları lig maçlarında da görmek istiyoruz. Çünkü Galatasaray taraftarının ne maçlar kazandırdığını biz her branşta, statta da olsun, salonda da olsun yüzlerce kez örneğini gördük. Yine bu sezonda maalesef istediğimiz doluluğu bir türlü yakalayamıyoruz. Buna tepki verenler de kendince haklı.
ne diyelim yani biz dolmasından yanayız. Bir kere teknik direktörümüz Hamza Hamzoğlu biz taraftarımız için buradayız dedi ya aslında evet. En doğru söz o. Biz ama ne olursa olsun yahu tepki de verecekseniz gelin tribünde evet, verin. Tribünde gerçekten verin. Çünkü biz de seninle yıllarca Ali Samiyen tribünlerinden geldik. Lütfen Ali Samiyen Spor Kompleksini boş bırakmayın. Ne olursa olsun oyuncuların, futbolcuların sizlere ihtiyacı var diye düşünüyorum. Metronun açılmasıyla birlikte Mersin İdman Yurdu maçı bir milat olur inşallah. Ben olacağına inanıyorum bu sefer yani. Metro gerçekten evet metronun olmaması büyük bir zorluktu. Taraftarlarımızın ne kadar büyük sıkıntılar çektiğini biz de birebir şahit oluyorduk. Yani bir şey protesto edecekse bile biz buraya normal zamanda da gidip gelirken biz de o zorluğu maalesef yaşadığımız için yani bize sistemlerinizi iletiyorsunuz. Biz buraya her gün geliyoruz öyle evet. Düşünün. Geliyoruz çıkamıyoruz. Maalesef biz de zorluklar yaşıyoruz yani yaşamıyor değiliz. Sizi çok iyi anlıyoruz o yüzden metro açılsın hepimize hayırlı olsun. Evet şimdi milli takımla ilgili fotoğrafları ekranlara getirmişken dün maçta gerçekten muazzam bir performans sergileyen. Efsane bir fotoğraf geldi de ben ona gülüyorum evet, bu arada. Muazzam bir performans sergileyen Hakan Balta ile ilgili paylaşılan bir fotoğraf vardı. Dün sosyal medyada çok fazla paylaşıldı. Hemen o gelsin ekranlara. Görmüş olduğunuz gibi böyle enteresan bir güzel bir fotoğraf paylaşmış taraftarlarımız. Hakan Balta gerçekten dün muazzam bir işe imza attı. Hem tecrübesiyle işte Avrupa arenası da bambaşka bir şey. Oradaki tecrübe de çok önemli. İşte böyle kritik anlarda böyle oyuncular ortaya çıkıyor ve maçı bambaşka yerlere gidebilecekken evet. Dengede tutabiliyor. Buradan da Hakan Balta'nın güzel eşi Derya Balta da bizi izliyor. Ona hemen evet. Öpücüklerimizi, Derya'ya sevgilerimizi gönderelim. Selamlarımızı, sevgilerimizi gönderelim. Tabii ki başarılı bir erkeğin arkasındaki başarılı eş olarak da aynen. Derya'yı örnek gösterebiliriz diye düşünüyorum. Hakan Balta da her zaman soğukkanlılığıyla, düzgün duruşuyla ön plana çıkan oyuncularımızdan bir tanesi. Her sene de tecrübesini konuşturarak grafiğini ve performansını yükseltiyor bence. Benim için Hakan Balta dendi mi mesela? Şükrü Saraçoğlu'nda attığı gol geliyor aklıma. Değil mi? Hemen, evet. Evet, attığı gol ve sonrasındaki kameralara koşuşu da benim aklıma geliyor. Hatta tribünlerden bir şey fırlatmışlardı. O bile şu an yani evet, gözümde canlandı. Evet, yani o sahne hemen aklıma o geliyor diyebilirim. Arda Turan'ın fotoğrafından bahsetmiştik paylaşımından. Fatih Terim'in doğum gününü kutluyor Arda Turan da. Tabii ki Fatih Terim'in Arda'nın üzerinde de emeği çok fazla. O geliyor şu anda ekranlara. Onu paylaşalım istersen. Evet, 12 yaşından beri hayatımda çıktığım bu kariyer yolculuğunda bana gösterdiğiniz, öğrettiğiniz her şey için sonsuz teşekkürler. Sizinle beraber kazanmakta, kaybetmekte her zaman büyük onurdur. Nice senelere torununuzla, sevdiklerinizle mutluluklar hocam demiş Arda Turan. Arkasından da sonuna kadar Fransa'ya gidebilmek için mücadeleye devam. Konya halkına misafirperverlikleri için de teşekkür etmiş. Şüphesiz Fatih Terim'in her oyuncunun üzerinde çok büyük emeği var. Yani bu sadece Galatasaray'da değil, milli takımda da çok fazla emek verdiği, yetiştirdiği, tecrübe kattığı oyuncu var. Dileriz Türk futbolu daha çok böyle şimdi tabii ki yaş olarak biraz daha genç olan teknik adamlar da geliyor. Dileriz Türk futbolu nice Fatih Terimler yetiştirir, nice Arda Turanlar yetiştirir diyelim o zaman. Türk futbol tarihini adını altın harflerle yazdıran bir isim. Bu arada biz de tabii ki mutlu yıllar Fatih Terim dedik. Yönetmenim de demin bana hatırlatmıştı. O klibimizi de bir ekranlara getirelim, izleyelim. Mutlu yıllar diye. Doğdu Fatih Terim tekrar nice mutlu ailesiyle birlikte torunuyla birlikte nice mutlu yaşlara nice başarılara diyelim. Evet iyi ki doğdun imparator diyelim. Bu arada tabii ki sosyal medyadan gelen tweetlere de ufaktan göz atıyoruz. Sorunun cevapları geldi. Doğru olarak akıyor. Ben demin baktım doğru cevaplar akıyor.
Tabii ki ilk 10 taraftarımız ya içinden seçeceğimizi de söylemiştik. Başka bir yorum var mı? Ben bakamadım. Bak çok güzel bir tespit gelmiş. Ben de hep aynı şeyi düşünürüm. Aynı 2002 Dünya Kupası'nda da aynı şeyi düşünüyordum. Onur Güneş demiş ki Galatasaray ne zaman başarılı olduysa milli takımda başarılı kesinlikle olabiliyor. Türkiye'dir Galatasaray demiş. O dönemde de dünya üçüncüsü olan takımın da kemik kadrosu Galatasaray'dan oluşuyordu. Yani 2000'de ve 2001'de alınan kupalar var. Sonuçta evet, Galatasaray'ın yani Avrupa'da aldığı kupaların ardından bir de dünyada başarı geldi. Yani aynen öyle. O istikrarın devamı, işte o istikrar milli takıma da yansıdığı çok zaman doğru. Çok iyi bir başarı elde etmiştik. Yine o ruhu yakalayabilirsek yine aynı şeylerin olacağına inanıyorum. Ben hedefimiz aynı yolda, hedefimize devam ediyoruz. Daha bir şey bitmiş değil. Bakalım pazar günü göreceğiz. Biz bitti demeden bir şey bitmez. Bitmez. Peki artık haftanın olayına geçeceğiz sevgili seyirciler. Futboldan biraz kopacağız. Haftanın olayı diyeceğiz. Haftanın olayında futboldan biraz kopacağımızı söylemiştik. Senin de ilgi alanlarından bir tanesidir. Evet. Tenis. Amerika Açık tenis turnuvasından görüntüler ekranlara getireceğiz. Evet, Amerika Açık'ta devam ediyor. Tabii ki son Grand Slam, sezonun son Grand Slam olması itibariyle de çok büyük bir ilgi görüyor. Zaman zaman aslında, ya teniste ben bunu çoğunlukla görüyorum. Aslında şimdi Djokovic'le ilgili bir görüntü getireceğiz ekranlarınıza sevgili izleyiciler. Ben Djokovic'i mesela biraz antipatik bulanlardanım. Son derece başarılı. Ama ben biraz daha böyle hem Nadal hem Federer'ciyim. Ben daha çok Nadal'cıyım mesela. Senin kadar yakından takip etmesem de Nadal'ı çok sempatik bulanlardanım ki ne kadar haklı olduğum birazdan yine görüntülerde evet, ekranlara gelecek. Djokovic biraz daha böyle hırsını fazla yansıtıyor. Tenis taraftarının da onu böyle antipatik bulmasının sebeplerinden bir tanesi tenis ruhuna, turnuvalara yakışmayan hareketler yapmasından dolayı da evet, birçoğunluk. Bir kısım diyeyim daha doğrusu çoğunluk demeyeyim. Djokovic'i biraz antipatik bulanlardan ama saha dışında ya da maç esnasında değil de o maç aralarında ya da maç bittikten sonra ya da maç öncesinde Djokovic dünya sempatiği bir insan. Onu biliyoruz. Önceden işte o Gangnam dansı vardı. Dansı bir ara vardı. O neydi onlar, ya? Hakikaten hatırlıyorsun değil mi? Hatırlamasam da olurdu. Yani hatırlamasak olurdu hakikaten. O furyada da çok hatırlıyorsan keyifli böyle bir yine kortta dans etmişti. Vardı. Çok güzel görüntüleri vardı. Yine böyle hayranıyla bir araya geldiği Djokovic'in bir görüntüsü var sevgili izleyiciler. Onu taşıyalım ekranlarınıza, üzerine konuşalım. Look at home. Oldukça keyifli bir görüntüydü açıkçası. Ya biraz ben, halay çektiğini düşündü yönetmenimiz. Ben mesela böyle tek tenis maçı da değil, futbol maçlarında da böyle sahaya taraftar girince panik oluyorum. Bir şey mi olacak acaba diye. Bu arkadaş da biraz böyle bir hırçın bir şekilde girdi ama sonrasında... Heyecanlı. Evet, evet. Önceden planlı mı acaba, ne dersin? Ama şey tabii önceden halay başlangıcı diyor Hayati de. Halay başı. Benim halay fobim vardır bu arada. Biliyorsun Nazlı. Evet. Hiç hoşlanmıyorum yani şu an. Adının geçmesinden bile hoşlanmıyorum alayı. Fakat arkadaş tedarikli. Evet, gördüğün o, gibi. O kafasında bir kurmuş. Böyle de herhalde. Zaman zaman tabii tenis turnuvalarında bu tarz görüntülere rastlayabiliyoruz. Sahaya taraftar alınan. Hemen I Love New York tişörtünü de giydirdi. Hop hemen tişört çıkardı. Kendisinden de aynı tişört çıktı. Önceden planlamış olduğu bir durumu gerçekleştirmiş. Taraftar için de, izleyici için de daha doğrusu muhakkak unutulmayacak. Tabii canım orada yani izleyenleri şok ettiğini düşünüyorum bu arada. Tabii hashtagimize de bakıyorum. Bir oluruz yolunda etiketine gelen fotoğraflara. İki taraftarımız birden çok eğlenceli bir fotoğraf paylaşmış. Mehmet Dinç ve Miray Sofu.
Şöyle göstereceğim Hayati. Şu şekilde. Yine Hakan Balta bu sefer Pisa Kulesi'ni. Bu hakikaten çok iyiymiş. İnanılmaz iyi ve çok yaratıcıymış. Bunu çok beğendiğimizi söyleyebilirim. Pisa Kulesi'nin yamuk duruşuna bir hayır demiş ve son noktayı koymuş. Bu arada Fatih Hoca'nın doğum gününü kutlayanlar da var. Kutlayanlar var. Ceren de demiş ki ben de Djokovic'i sevmem. Nadal Federer aşktır demiş. Peki katılanlarımız Aysu var. Yine şöyle bir tweet atmış. Yeni Milli Savunma Bakanımız diyerek. Evet, şunu şöyle göstereyim yine. Yeni Milli Savunma Bakanımız diyerek Hakan Balta'yı bu şekilde vermiş. Çok ya, gerçekten taraftarlar çok yaratıcı. Çok da karizmatik bir oyuncu evet. Hakan Balta. Kesinlikle. Yakışmış yani bu tarz fotoğraflarda yer alması. Ben de böyle yavaş yavaş bazen şöyle kayıp sürekli kendimi ben düzeltiyorum. O yüzden alışamadım buna. Panik olmasın kimse yani, düşmüyorum. Tenisle devam edelim o zaman sevgili izleyiciler, dilerseniz. Babrinka'nın da bir görüntüsü var. Sevgili Selem'in bulduğu çok güzel bir görüntü. Hemen onu da getirelim ekranlarınıza. İtinayla backhand dersi verilir. Evet, slow motion'da backhand dersi vermiş Wawrinka. Aklıma şöyle bir şey geldi. Wawrinka ile Federer'in eşi arasında bir tartışma olmuştu bir maçta. Öyle o mi geldi ben aklıma. Bilmiyorum. Evet, nasıl kaçırmışım böyle bir Federer'in haberi? Federer'in eşi tribünden Wawrinka'ya bir şeyler söyleyince, yanlış hatırlamıyorsam Wawrinka hakemle tartışmıştı. Üstüne haksız olduğu bir konuda tartışmıştı yine yanlış hatırlamıyorsam. Federer'in eşi dayanamayıp tribünden bir şeyler söylemişti. Böyle bir arbede yaşanmıştı, onu hatırlıyorum. Wawrinka da benim çok sempatik bulmadığım tenisçilerden bir tanesi. Onu da zaten anlatırken ortaya biraz yorumda kattın açıkçası. Evet, biraz da kattım. Fakat eşler girmesin ya böyle olaylarda devreye bence. Bir de maç esnasında düşün yani. Hani maç önü ya da maç sonrası yani da değil. Yani şu an aklıma ne geldi biliyor musun Nazlı? Bizde olsa, Türkiye'de olsa böyle bir şey hemen... Ben kesin müdahale ederim. Sen edersin gerçekten. Tribünden hemen şöyle bir diye. Kesin ben bir girerim yani. Ben de kesin evet haksızdı derim. Hak vereceğim mesela. Daha beter üstüne ben giderim. Böyle de destekçi bir insanım. Peki yine tenisle ilgili keyifli ve enteresan görüntülerimiz var. Bu sefer artık sıkkınlık mı, uyuyor taklidi yapmak mı? Ne dersin bu görüntüyle ilgili? Evet, Nick Kyrgios Andy Murray ile. Ya Andy Murray de zaten son derece... yoran bir oyuncudur rakibine. Haklı olarak rakibi ne yapmış? Bir getirelim ekranlarınıza bakalım ne yapmış. Time. Kyrgios uyuyor mu? Uyuyor taklidi mi yapıyor? Sıkıntıdan mı uykusu gelmiş, yorulmuş mu ben anlayamadım. Ama onun açısından bir şeylerin iyi gitmediğini düşündüm nedense bu görüntüler. Enteresan bir konsantrasyon tarzı. Evet, senin gibi. Değil mi? Ben biliyorsun bayılırım uyumaya. Ne zaman bir şey olsa uyuyorum. Tebrik ediyorum kendisine. Uyuma tedavisi bu da herhalde. Ya şimdi son olarak tenisle ilgili çok keyifli bir görüntümüz var. Aslında... Bunda biraz şey demişiz, kadın ve erkek arasındaki farka esprili bir yaklaşımda bulunmuşlar. Hemen onu getirelim ekranlarınıza, üzerine keyifli sohbetimize devam edelim. Good serve. Oh, well done, madam. You got a smile. Tabii ki oldukça esprili olduğunu söyleyelim. Ben bu konu hakkında yorumlarını bekliyorum izleyicilerimiz. Evet. Yani bunu sosyal medyada kadın ve erkek arasındaki fark olarak verdiler. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Nadal'a evlenme teklif ediyor bir taraftar. Nadal bir anda gülmeye başlıyor. Hafif konsantrasyonun bozulduğunu da görüyoruz zaten. Bir sonraki
maç sayısında da diyelim görebiliyoruz bunu. Steffi Graf'a evlenme teklifi geliyor tribünden. Gayet soğukkanlı ya ama aslında ve esprili. Çok zaten esprili ve komik bir kadın zaten. Yani hani yaklaşım olarak o güzel bir yaklaşımda, yani enteresan bir yaklaşımda bulunmuş. İşi biraz şova dökmüş. Tribünlerden de zaten güzel bir hazır cevaplık ama işte, değil aynen. mi? Pratik zeka. Yani bunu kadın ve erkek arasındaki fark diye tabii sosyal medyada biz yansıyor tabii ki öyle bir şeyi kadın olarak kabul etmiyoruz. Ya da Nadal'ın yeterince parası var demek ki. Hı, aynen yani. Öyle. ne bileyim. Ya bu konuda gerçekten ben yorumlarınızı merak ediyorum. Tenis de tabii ki böyle keyifli organizasyonlara açık bir spor diyebiliriz herhalde. Evet, o zaman sırada dünyadan paylaşımlar var. Dünyadan paylaşımlar geliyor. Dünyadan paylaşımlardan önce biraz etikete bakıyorum, hashtag'e bakıyorum. Hakan Baltay'la ilgili bu fotoğraflar devam edecek anlaşılan. Bir tane daha geldi. Bu sefer batan Titanic'i zannedersem. Müdahalesi var Hakan Baltay'ın. Ben şu yumruk mu tutuyorum? Şöyle tutmam lazım galiba. Hakan Baltay'la ilgili bu fotoğraflarınızı merakla beklediğimizi hatırlatalım. Bu arada çok güzel capsler yapılmış. Yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kürsüde bir konuşma yaparken Milli Savunma Bakanı demişler, nasıl çizgiden çevirdim ama. Bir de Hakan Taküs var galiba. Hakan Taküs. Bir tane daha var. Bir şöyle yana yapayım. Gitsene. Şöyle yapayım. Bir yana git. Şöyle. Evet. Hayati tekrar bendeyiz. Çok çok iyi. Hakan Baltay ile ilgili devam edeceğe benziyor. Ya bir izleyicimiz olaya şöyle yaklaşmış. Kaç param var demiş, gülmüş. Kadın işte illaki cevap verecek. Duramıyor demiş. Doğru. Olabilir, kadınların doğru. Her şeyin cevabı vardır. Doğru. Doğru. Nadal'daki asalet demiş Ceren'de. Şu an ben de şöyle aşağı doğru bakıyorum. Valla bilemiyorum ya. Yani geçen haftaki programda Ronaldo'nun direct message'dan tabiri caizse yürüdüğünü gördük. Belki erkekler böyle şeylere açıktır, bilemiyorum. Demiyorum, bakalım gelecek cevaplara göre de görelim. Şimdi dünyadan paylaşımlar dedik. Bu aslında bence çok güzel bir sosyal mesaj da denmez de buna ne denir? Sosyal mesaj mı denir? Bak şu an aklıma gelmedi şimdi ekrana getireceğimiz. Yani aslında güzel bir proje bence. Evet. Yani bu şekilde futbol kadar, şimdi ekrana gelsin bir yandan fotoğraf, biz üstüne konuşalım. Yani bu kadarına futbolun ilgi çektiği, bu kadar popüler olduğu bir dünyada ancak bu şekilde bir sosyal sorumluluk projesine imza atılırdı diye düşünüyorum. Biraz açıklayalım istersen taraftarlarımız için, izleyicilerimiz için. Dünyadaki yeni oyuncu kim sizce diye soruyorlar. Eğer Ronaldo diyorsanız Ronaldo'nun bölümüne, Messi diyorsanız Messi'nin bölümüne izmarit atıyorsunuz. Ama ben bunda biraz daha şey olduğunu düşünüyorum. Yani aslında verilmek istenen mesaj tabii ki sigaraya karşı olunmasıyla ilgili bir mesaj. Zaten şöyle söylüyor. Evet. Yandaki açıklamasında da sigara izmaritini ne kadar büyük atarsanız sonuçta tuttuğunuz, yani oy verdiğiniz oyuncunun bölümü daha yüksek olacaktır. O yüzden de sağ taraftaki açıklamada izmariti büyük tutun, düşüncenize daha fazla yer verin şeklinde de bir, ne diyelim, teşvik var aslında, değil mi? Az kullanıma. Tabii ben Messi'ci olanlardanım. Ben de. Şüphesiz. Ama yine de bir sigara kullanmayayım diyelim. Güzel proje olmuş. Türkiye'de de aslında böyle sigarayla ya da izmaritle değil de hayvanlar için biliyorsun yapılan birçok böyle proje var. Geri dönüşüme gönderilen ürünlerin devamında. Bir ara şey vardı, ona devam edeceğim de. Hayvanlar için bir kap su ve bir kap mama makineleri vardı. Evet. Keşke onu her belediyenin yaptığını, uygulayabildiğini görebilsek. Dönem dönem de bazı belediyelerin uygulamasında işte atıkları geri dönüşümden sonra evsiz, sahipsiz köpeklere, barınaktaki köpeklere kulübe yapılıyor. Bu tarz güzel projeler de var.
dediğim gibi Keşker Belediye'nin yaptığını, Keşker köşe başında böyle şeyleri görebilsek, sahipsiz hayvanlar için, sokak hayvanları için güzel projeleri. Bir de bu tarz mesela duyarlılıklar bence Nazlı bir kişinin yapmasıyla bile başlıyor. Yani ben yapınca mı olacak demeyin. Ben bizim sokaktan örnek vermek istiyorum. 2 kişi, 3 kişiydi akşamları kedi besleyen, işte her 2-3 apartmanın önünde sadece mesela bir kap su vardı özellikle yaz döneminde. Sonra herkes gördü. Şimdi bizim sokakta evsiz hayvan yok. Gerçekten herkesin bir evi var, öyle söyleyebilirim çok rahatlıkla. Bütün kediler, köpekler asla aç, susuz özellikle yaz günleri kalmıyorlar. Yani bir kişi de olsa, 2 kişi de olsa böyle şeyler başlıyor ve göre göre devamı geliyor. Ben hep şuna inanıyorum. Hayvan sevmeyen insan, insan da sevmez. Hep buna gerçekten yürekten inanıyorum. Benim 3 tane kedim var. 3'ünü de sokaktan aldım. Yine aynı şekilde bizim sokakta da öyle. Her evinde yemeği artan ya da onun dışında içinden gelip gidip hayvanlar için mama alan birçok kedi var bizim sokakta da. Sen de biliyorsun zaten köşe başı, her köşe başı kedi kaynıyor. Onlara yemek veriyorlar. Ben bir ara şöyle bir şey yapıyordum. Hemen muhakkak bizi izleyenlerin çoğu da hayvan severdir. Şimdi kış ayları da yaklaşıyor. Maalesef hayvanlar sığınacak bir yer bulmakta da zorlanıyor. Efendim iki tane leğeni alıyorsunuz. Bildiğimiz şöyle büyük mavi leğenler var ya. Üst üste koyuyorsunuz, yapıştırıyorsunuz. Yanlarından onu silikonla da yapıştırabiliyorsunuz. Şu o birleştirdiğindeki alt tarafını kesiyorsun. Evet. Bir kapı yapıyorsun kendine, leğene. Ve onun içine 2-3 tane kedi girebiliyor. Bunu sokak başlarına koyduğunuzda bir dönem ben çöpçülerle kavga ediyordum onu alıp atıyorlar diye. Üzerine yazdığınızda ya da herhangi bir çöpçünü gelip gördüğünde lütfen bunu buradan almayın, işte hani hayvanlar içine giriyor kış aylarında korumak için dediğinizde onlar da zaten son derece duyarlı oluyor. Bunu yapabilirseniz maliyeti de çok ucuz bir şey. Ne bileyim işte kışın hayvanlar üşümemiş olur, ıslanmamış olur. İnsanlığın gereklerinden bir tanesi de bu olsa gerek. Evet. Peki o zaman dünyada paylaşılanlara devam edeceğiz. Şimdi Messi mi Ronaldo mu dedik. Biz seninle oyumuzu Messi'den yana kullandık. Bir tek biz değil, Messi'nin futbolcu hayranları da var. Kalk. Gerçekten çektin mi dedi evet. Sonunda. Tabii Messi'ye hayran olmamanın imkanı yok. Özellikle de futbolla haşır neşirseniz, iç içeyseniz ve gençseniz herhalde onunla bu kadar yakın temasta bulunmak korkunç bir heyecan olsa gerek. Benim gözümün önüne yine her zamanki gibi serbest çağrışım diyecek belki izleyenler ama bizim biliyorsun Florya Metin Oktay tesislerinde U14, U15, U19 maçları oluyor. Bunları Semih Kaya en yakından takip eden isimlerden, en son maçta Wesley Snyder'ı da aynı şekilde gördük. Ne kadar büyük bir motivasyon düşünsene çok çocuklar muhakkak için. Bir de zaten bizim oyuncularımız izlemekle kalmıyor, destekliyorlar. Tabii ki. Tezahürat yapıyorlar. Evet. Zaten farkındaysan biz genellikle rastlıyoruz. Genç oyuncular gol attıktan sonra abilere, onları izliyorsa onlara koşuyorlar. Sevinçlerini birlikte yaşıyorlar. Tabii ki çok büyük bir motivasyondur. İşte kamp gününe denk geliyor maçlar, Florida'da oluyorlarsa bütün oyuncularımız zaten elinden geldiği kadar izlemeye çalışıyordur eminiz ki. Güzel de bir şey, ben eminim ki motivasyonlarına senin de söylediğin gibi motivasyon katıyordur. Yine ben yorumlara biraz bakacağım bu arada. Birazdan yine paylaşımlara devam edeceğiz ama Messi adamdır. Messi diye bir adamdır yorum geldi. Yine en Berkan sizin taraflarında Messi adamdır. UEFA Yılın Futbolcusu ödülünü aldı. Ya bir de bir tevazusu var ki herhalde daha çok kendine hayran bırakıyor diye düşünüyorum. Ya hep konuşuyoruz ya ve ben hep aynı örneği veriyorum ve yine aynı örneği vereceğim. En son Şampiyonlar Ligi kupasını aldıklarında o seremonide oyuncular sevinirken onun kenardan böyle mütevazı bir şekilde bakışı bile bence duruşuyla. Bu yüzden hep Messi mi Ronaldo mu diye sorulduğunda bence insanların Ronaldo'nun sahadaki başarısı dışında saha dışındaki duruşunda çok etken olduğunu düşünüyorum Messi'nin seçilmesinden ötürü. Yani kibirden kimsenin çok fazla hoşlanmadığı aşikar. Onun dışında tabii ki dünyada milyon dolarlık inanılmaz yetenekli oyuncular var. Bunlardan bir tanesi Bale. Ama
Messi'yi farklı kılan başka bir şey var demek ki. Yalnız Bale demişken. Ya şimdi onu ekranlara getirin de sen galiba geçen hafta söylemiştin bu Cristiano Ronaldo olayını konuşurken. O DM'den yürümesi dediğimiz olayı konuşurken. Dışarıdan bakan insanlar da aslında herhalde biraz da ya tabii ki kimsenin hayatı kimseyi ilgilendirmez de genelde sporcuların aile hayatlarının iyi olması, sağlıklı olması performanslarına da yansıdığını bunu uzmanlar da söylüyor. Oyuncular kendileri de söylüyor. Messi'nin de mesela çocukluk aşkıyla hala birlikte olup ikinci çocuğuna hamileydi eşi. Şu an ne durumda bilmiyorum. Belki doğurdu mu bilmiyorum. Bir istikrar abidesi. Evet, bir istikrar abidesi. Ya herkesin özel hayatı kendine ama yani Cristiano Ronaldo'nun sürekli bu fırtınalı aşk hayatının da ben biraz daha dışarıya da biraz antipatik yansıdığını antipatik düşünüyorum. Antipatik gözüküyor. Yani sadece işte kimisi diyor ki Cristiano Ronaldo sonuçta yakışıklı bir adam. İşte o onun yakışıklılığı ona antipatik yapıyor diyor. Ben şöyle katılmıyorum. Onu da çürütecek bir tezim var. David Beckham zamanın herhalde en yakışıklı oyuncularından bir tanesiydi. Bence hala. Halen daha da öyle. Yılların yaradığı isimlerden bir tanesi. Fakat onun da inanılmaz istikrarlı, düzgün bir aile hayatı var. Dört çocukları var. Dört çocukları var. Dördü de birbirinden efsane olacak bence. Biz ona bence. Gerçekten kusursuz gen diyoruz hep yani. Hakikaten. Proje gibi. Proje hakikaten. Yani eşi Victoria Beckham da çok güzel. Çocukları da maşallah hakikaten kopyası hem David Beckham'ın hem Victoria Beckham'ın. En sonunda bir tane üç erkekte, son bir tane de kız çocukları oldu. Ya onunla ilgili ben çok komik fotoğraflar görüyorum sosyal medyada. İşte babasını kucağındayken sürekli babam buysa bundan sonra hayatını geri kalanında hangi erkeği nasıl beğeneceksin diye. Tabii ki. Sürekli bir kıyas olur herhalde babasıyla. Şu var, yani David Beckham bir kere çok başarılı bir isim. Yani şimdi böyle kadın gözüyle oturup sadece bir özel hayat konuşuyoruz, onun üstünden değerlendirme yapıyoruz gibi düşünmeyin. Bu gerçekten bir araştırma her dalda. Aynen, evet. Böyle özellikle de sporcuların çok zorlu hayatları olduğu için gerçekten özel hayatta da istikrar çok önemli. İşte her başarılı erkeğin arkasında senin de söylediğin gibi az önce bir kadın vardır dediklerinde gerçekten özellikle futbolcu eşlerinin ne zorluklar yaşadıklarını biliyoruz. Psikolojisi ya her sporda öyledir yani bireysel sporlarda da öyledir, takım oyunlarında da öyledir. Psikolojisi çok hızlı değişebilen bir iş yapıyorlar. Çok inişli çıkışlı bir meslek. Eşlere de tabii ki çok büyük görev düşüyor. Kesinlikle öyle. Peki o zaman Bale de inanılmaz bir yetenek dedik. Bale falso dersi veriyor. O görüntüleri bir izleyelim. Eminim siz de çok beğeneceksiniz. Çok efsane bir görüntü deneyelim bence. Deneyelim mi senle bir gün? Ben deneyeyim. Ben... Deneyelim. Allah aşkına deneyelim. Tamam, bir BTR yapalım. Bir dakika izleyeceğim. İmkanı yok. Bir kere ayağın dışıyla. Ama sol ayağının dış tarafıyla. Üst dışıyla yani ben vuruyor. Ben sana göstereyim bakayım bir daha. Herhalde şöyle top alttan şöyle falso veriyor. Deyip bileğimizi çıkaralım tabii. Biz. Bir deneyelim mi ya? Ya bu mesela geçen hafta verdiğimiz görüntülerde aman ha sakın denemeyin demiştik de bunu deneyebilirsiniz. Ne düşünüyorsunuz? Mesela futbolla haşır neşir olan eminim ki çok fazla ilgisi ve yeteneği olan izleyicilerimiz vardır. Yapılabilitesi konusunda sizlerin de fikirlerine danışıyoruz buradan. Ne düşünüyorsunuz? Deneyen var mı? Bu kaç denemede teknik olmuştur? Teknik nasıl oluyor? Evet kaç denemede olmuştur? Ciddi anlamda fikirlerinizi merak ediyoruz diyerek Real Madrid'den devam edelim mi? Edelim biliyorsun döneminin aslında Real Madrid'e Los Galacticos adının hakkını verdiren bir ekip vardı sevgili izleyiciler. O ekibin, o kadronun eminiz sizin de izleyince bir kez daha anlarınızı tazeleyecek bir görüntüsünü ekranlara getirelim. Üzerine yine konuşalım. Comienza el derbi, mueve la pelota al Real Madrid. Ahí está tocando ya el balón Zidane. Entrega por la banda para Roberto Carlos. Toca por dentro, aparece Ronaldo. Amaga el primer disparo. İnanılmaz görüntüler ekranlara Zidane'lı, geldi. Zidane'lı, Ronaldo'lu, Beckham'lı yani bence muazzam bir takımdı ama hep şey çok konuşulmuştu ya çok fazla yıldızın aslında bir arada olmasının bir getirisinin olmamasına yani getirisi illaki vardır da her zaman çok başarılı olacağını garantisinin olmamasının en büyük örneğine bu takım gösterilir. Çok büyük başarısızlıklar da yaşadı yani. Yıldızlar değil takım oyunu her zaman başarıyı getirir biz buna inanıyoruz. Bunun en güzel örneği de bence Galatasaray. Bünyesinde birçok yıldız var. Ama takım olmadıktan sonra hiçbir işe yaramaz. Geçtiğimiz sezon bitik mental seviyeden
6 ayda Hamza Hamzoğlu ile birlikte 3 kupa alıp 4. yıldızı göğüslerine taktılar. Takım oyunu ama herhalde her futbol severin ya canlı canlı izlemek istediği takım. Ben sürekli izliyorum, yani izleyenlerimiz niye o tarafa bakıyor demesin. Video Wall'dan sürekli izliyorum. Zidane mesela. Ya bir de yani küçüklükten beri bu kadar hayran olarak izlediğim başka bir oyuncu yoktur benim. Bir de her futbolcunun da örnek aldığı, rol model aldığı evet. isimlerden bir tanesi. Herhalde 10 tane futbolcuya sorsan 9'u 8'i Zidane örneğini verir. Bir de böyle sahada bu tarz takımları izlediğinde tek bir oyuncuya odaklanırsın ya. Hani senin için tek bir favori vardı mesela Zidane. Bunda mesela kime odaklanacaksın? Birbirinden yetenekli isimler var. Dünya futboluna yön veren, dünya futbolunu bence alt üst eden yeteneklerin olduğu. İşte Los Galacticos adını Real Madrid'e veren ekibin işte Ronaldo, Zidane. Çok yükselen bambaşka bir grafikti. Şimdi ben yine bir oluruz yolunda etiketine gelen yorumları okuyacağım. O bayağı gelmiş. Deminki pozisyonla ilgili ben fikir sormuştuk ya Nazlı. Onunla ilgili yorumları okuyacağım. Sedat Bayrak diyor ki, ben gol atıyorum bu şekilde, video çekip gönderirim yarın. Bekliyoruz. Gerçekten bekliyoruz. Bir sonraki hafta üst üste koyup yayınlayacağız. Söz veriyorum. Ama yani tekniğini biliyorsanız yapın. Yoksa bizim yüzümüzden topun dibine, topun dibine kaldırarak kesme diye tabir ettiğimiz atış yapılır ve havada dönmesini sağlanır. Dönerek gol olur. Ama işte bu kaç denemede olur? Evet, o kaç denemede olur? Yani inanılmaz bir teknik taktik diye düşünüyorum. Biri bu arada Umut Türk Dönmez demiş ki, bu konuda size katılmıyorum. Ronaldo tam tersi evet. çok seviliyor Türkiye'de. Özellikle Filistin'e yardım etmesi, oynadığı reklamlar. Ya yok tabii ki. Her oyuncunun sosyal yardımları zaten hep söylüyoruz. Ronaldo ve Messi'nin yaptığı yardım kampanyaları, kurduğu dernekler çok fazla konuşuluyor. Biz ondan bahsetmiyoruz. Tabii ki de yani Ronaldo'yu da seven var, Messi'yi de seven var. Ben kendi gözümden söyledim. Belki biraz daha o yüzden antipatik geliyor olabilir. Aile yaşantısı biraz daha çalkantılı olması. Dünyada inanılmaz hayranı olan bir oyuncu Ronaldo. Ronaldo ile Messi'yi biz kendi yorumumuzla onu da söyledik. Evet. Bize göre Messi dedik. Sizin de yorumlarınızı bekliyoruz. Tabii ki Ronaldo sevilmeyen bir oyuncu diyemeyiz. Yanlış bir anlaşılma çıkmasın. Dünyada pek çok hayranı olan bir oyuncu diyerek hız kesmeden bence devam edelim. Şimdi Real Madrid'le devam edeceğiz. Evet, Real Madrid demiştik sevgili izleyiciler. Bir diğer Madrid ekibine geçeceğiz. Atletico Madrid'de de bildiğiniz gibi Raul Garcia takıma veda etti. Yine çok duygusal bir veda toplantısı yaptı. Gözyaşlarına hakim olamadı. En son böyle Casillas'ı izlemiştik. Raul Garcia'da gözyaşlarını tutamayan isimlerden de o görüntüyü seyredelim. Vedalar her zaman üzünlü oluyor. Ya özellikle futbol severler için, futbol severlerin kalbinde bir rol model oluyor, bambaşka figürler oluyor. Onların da bu şekilde duygusal vedalarından etkilenmemenin imkanı yok bence. Ya Raul Garcia da işte duruşuyla, yeteneğiyle bence örnek olacak futbolculardan bir tanesi ki duygusal bağ da çok yüksekti. Görüyorduk zaten, maçlarda da görebiliyorduk. Herkese ağlatmış. Herkese evet, gözyaşlarını. Ben de en son Casillas'ta böyle olmuştum, ağlamıştım. O da gerçekten yarım asırlık bir vedaydı. Onunki biraz daha zor olmuştur diye düşünüyorum ama şimdi onun da görüntüsü olacak. Efsane futbolcuların vedalarına da bir göz atalım, biraz daha duygulanalım bence. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. Şu an yayın daha da zorlaştı bence. Pirlo'yu gördük. Ya aslında Pirlo'nunki ya vedasından ötürü değil, ben o yüzden çok benim hoşuma gitmişti bir futbolcunun böyle gözyaşını görebilmek. Şampiyonlar Ligi'nde kaybedilen evet. bir mücadelede bu yaşınıza gelip bu tecrübede olup hala gözyaşlarınıza hakim olamıyorsanız kaybettiğinizde gerçekten bence efsaneler ya da dünya futboluna adını kazıyan isimler bence böyle olunuyor. Diğerleri
işte futbola veda zor. Yani devam ediyor tabii birçoğu ama kulüplerine veda etmek çok zor işte. Casillas geliyor ekranlara. Özellikle Gerrard'ı gördük. Özellikle özdeşleştikleri yerden, evet, veda etmeleri taraftarlar için bir travma. Kendileri için çok radikal kararlar. İşte futbolun ne hale geldiğini de bir noktada görüyoruz diye düşünüyorum Nazlı. Çünkü tabii Amerika'ya gidiyorlar genelde. Amerika'da hani Amerika'ya gidiyorlar genelde. Evet. Çok da tepki alıyor biliyorsun aslında bu tarz transferler diyelim. Yani kendi hayranlarından bazı futbol severlerden işte endüstriyel futbolun amatör ruhu öldürdüğünü düşünenler genelde tepki veriyorlar. Çünkü oyuncular bakıldığında artık futbol yaşantılarının sonlarına doğru Amerika, Katar gibi ülkeleri, ligleri tercih etmeye başlıyorlar. İşte bu hep para odaklı diye düşünüyor. Ben öyle olduğuna çok fazla inanmıyorum. Bu adamlar zaten dünyanın parasını bu yaşa kadar kazanıyorlar. Biraz daha belki kafalarının rahat olması için hayat standartlarını, hayat standartları demeyelim de yaşamlarını biraz daha keyifli yaşamak için diyelim. Çünkü Amerika'ya giden her oyuncunun, oynayan her oyuncunun ben röportajlarını izlediğimde ne kadar mutlu olduklarını, evet, Amerika'da çok keyifli bir yaşantı sürdüklerini görüyorum. Oyuncunun da tercihleri genelde Amerika oluyor. Ben olaya şu açıdan bakıyorum. Orada bir fırsat var. Kendilerine bir fırsat sunuluyor. Bunu değerlendirmek istiyorlar. Futbolu oynamaktan kopmak istemiyorlar. Futbol adamı olmak için belki henüz kendilerini erken buluyorlar. Kendilerine bakan insanlar sonuçta. Fizik kondisyon olarak kendilerini hazır hissettikleri için ama bir yandan da kendi liglerinde ve günümüz futbol yaşantısında sürekli arkadan gelen çok yetenekli bir yeni nesil olduğu için başka yerde futbol hayatlarını sürdürmeyi tercih ediyorlar diyerek. Ya ben de hemen şu konuyla ilgili şuna da hazır bunu konuşurken söylemek istiyorum. Yani şey diyorlar ya, zaten dünyanın parasını kazandı bu saatten sonra işte niye parayı tercih ediyor? Yani niye parayı tercih etmesi? Yani herkesin ne kadar kazanırsan kazan bu senin mesleğin. Tabii ki para kazanmak isteyeceksin. Her zaman daha fazlasını da kazanmak isteyebilirsin. Bunu 50 yaşına geldiğinde de yapabilirsin. Görüyoruz yani dünyanın birçok büyük şirketinin CEO'ları kaç yaşında? Tabii 70 yaşında da kazanmak istersin. 80 yaşında da kazanmak istersin. Eğer bir yeteneğin varsa bunu sergiliyorsan emeğini karşılığında tabii ki almak isteyeceksin yani. Şimdi gelen tweetlere de bakacağız. Bir oluruz yolundadan ama nostalji diyoruz son olarak. Madem milli takımdan bahsettik, bu haftaki nostaljimiz de milli takımdan gelecek. Sevgili izleyiciler, sizi 2008 yılına götüreceğiz. Aslında milli takımda en son bıraktığımız iyi nokta o herhalde diyelim. Aslında özlediğimiz nokta diyelim. Euro 2008'de hepinizin aklına herhalde ilk gelen maçlardan bir tanesidir. Çek Cumhuriyeti maçı. Çek Cumhuriyeti maçında atılan o muhteşem 3 golü ve sevincini getirelim ekranlarınıza. Üzerine buradayız. Brigera, Koller. Şansı vermek zorunda o değişiklik, evet, şansını. 75. dakikadayız. Hamit çeviriyor. Arda vuruyor ve gol oluyor. Gol. Arda attı ve gol oldu. Hamit getiriyor. Arda vuruyor. Durum şimdi 2-1. Dakika 75. Daha 15 dakika var. 15. Hamit'in ortası. Çek kaçırıyor. Nihat. Gol. Nihat. Gol. 2-2. 2-2. 2-2. Nihat. Durdu. Sahneye çıktı Nihat. Tuncay. Bir gol daha gelebilir. Hamit. Şimdi pas. Nihat. Ofsayt. Nihat. Gol. Nihat çıktı sahneye. Çekler yıkılıyor. Türkiye çeyrek finale gidiyor. Viyana'ya gidiyoruz. Nihat, inanılmaz bir görüntü var. İnanılmaz. Nihat, müthiş bir gol. Ne kadar büyük bir gurur ve ne kadar özlediğimiz görüntüler.
tüyleri diken diken eden görüntüler. Bu programın, ben geçen hafta da söylemiştim ilk bölümde, en sevdiğim kısmı nostalji bölümü olacak. Benim de öyle. Yani bir de Petr Cech var kalede. Ona 3 gol atıyorsunuz ve kendisine de sorulduğunda kariyerindeki en unutulmaz maçlardan birinin bu olduğunu söylemişti. Son olarak da 3. golde de işte Nihat Kahveci'nin de tecrübesiyle o aşırtma golüyle birlikte o çıldırdığımız, delirdiğimiz, o çok özlediğimiz anları biz yeniden yaşamak istiyoruz. Eminiz milli takımda pazar günü Hollanda karşısında bu sevinci bize yaşatacaktır. Bu arada Aysu isimli taraftarımıza da teşekkür edelim. Program çok eğlenceli, çok keyifli, çok beğenerek izliyoruz diyor. Ben kimim diye sormuştuk. Sorumuza çok fazla doğru cevabınız geldi. Bir oluruz yolunda etiketine. Şimdi sorumuzun doğru cevabını verelim. İlk olarak maddeleri, evet. Maddelerle birlikte İmparator Fatih Terim'i sormuştuk sizlere sevgili seyirciler. Siz zaten anında bildiniz, anında doğru cevaplarınızı bizlere yönelttiniz. 1974 yılında transfer olduğu Galatasaray'la 9 yılda 317 maçta forma giydi. A milli takım formasıyla 51 maçta 2 gol kaydetti. İlk teknik direktörlük deneyimini Ankara Gücü'nde yaşadı. 2002 yılında UEFA Elit Teknik Direktörler Forumu'na davet edilen ilk Türk teknik adam oldu. Aynı zamanda da bizim imparatorumuz oldu Fatih Terim. Tabii ki onun doğum gününde onu soracaktık. Bir yandan evet. Da milli takımdaki başarılarının devamını dileyelim. Milli takıma başarılar kazandırmasını dileyelim. Evet, bir kez daha hem İmparator Fatih Terim'in doğum gününü Galatasaray Televizyonu ailesi olarak kutlayalım. Milli takıma da bir kez daha başarılar dileyelim. Bugün de zaman su gibi aktı. Su gibi aktı geçti ve biz hashtag'in sonuna geldik sevgili seyirciler. Önümüzdeki haftalarda yine her cuma olduğu gibi saat 16'da hashtag'le karşınızda olacağız. Hoşçakalın. Hoşçakalın.